şunu belirtmek istiyorum. Öncelikle Beşiktaş benim için çok değerli ve kıymetli. Herkes, her Beşiktaş için kıymetli olduğunu da düşünüyorum. Ama kıymet ve değer verdiğiniz kişilere, kurumlara, onlarla ilgili zarar vermemek adına birçok zaman fedakarlık yapmanız gerekecektir. Ben de Beşiktaş'ın her zaman fedakarlık yapmayı kendime bir görev adettim, vazife adettim. Dolayısıyla fedakarlıklar sadece maddi anlamda olmaz. Manevi anlamda da fedakarlık yapmanız gerekir. Bir şeylerden hoşlanmasanız dahi onlara cevap vermemek bir fedakarlıktır. İçiniz kan ağlasa bile susmayı becerebilmek, sessiz kalabilmek bir fedakarlıktır. Bu sessizliğimizin nedeni Beşiktaş camiasının kaosa girmemesi, marka değerini zarar görmemesi adına sessizliği tercih etmişimdir. Etmeye de devam edeceğim. Anlayamadığım bir şey var. 5 ay, 6 ay evvel biz bu camiada seçim yaşadık ve bu seçim sürecinden bir süre evvel de herkesin katılmasının, ne kadar çok kişi katılırsa Beşiktaş'ın marka değerine daha büyük katkısı olacağını biliyorsunuz, ifade etmiştim. Sonuç itibariyle bir seçim oldu. Katılanlar, katılmayanlar. Şimdi işin ilginç tarafı, o gün seçime girmek istemeyenler, katılmayanların bugün seçim havası yaratmak istemelerini, ne sebeple bunu istediklerini gerçekten anlayabilmiş değilim. Kimileri bırakacağımı düşünüyor olabilir, kimileri yorulduğumu ifade etmiş olabilir. Ama 6 aydan bu tarafa biz kötü bir şey yapmıyoruz ve daha da iyiye gidiyoruz. Özellikle belirtmek istiyorum ki o gün Sayın Divan Başkanı ifade etmiştir. Borcu yönetmek, varlığı yönetmekten daha zordur. Siz de biliyorsunuz ki ben 2011-12 senesine geldiğim ikinci başkanlık görevimden bu tarafa tamamıyla borç yöneterek burayı idare ediyorum. Yani bir varlık yönetmedik. Benim yaşadığım dönemde, başkanlık yaptığım dönemde 300 milyon TL'lik bir zarar söz konusu. Yani ve benim geldiğim süreçten bu tarafa ben ilk defa Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nde bundan sonra kendime ait süreçleri yaşayabileceğim. Bugüne kadar yaşadıklarım, benden evvel yapılmış kontratların yükünü ve ağırlığını taşıyabilmekti. Ve 700 milyon TL yan tarafta koştuğunu iddia ettiğimiz, bildiğimiz futbolcularımızın maaşlarını ödemediğimizi bir an için düşündüğünüz takdirde benim dönemimde yaklaşık 400 milyon TL artıya geçmiş olmamız söz konusuydu. Kaldı ki, evet çok haklısınız, kaldı ki 115 milyon euro rakamlarla bizatihi dökülmüş, belgeli ispatlanmış pandemi döneminin kayıpları söz konusu. Bu pandemi dönemi hiçbir şey yaşanmamış gibi unutuluyor, şampiyonluktan unutulduğu gibi. Bu sebeple belirtmek istiyorum ki ekonomik anlamda pandemi olmasaydı, yanda koşan, katkı vermeyen futbolcularımıza ödenen maaşlardan kurtulabilmiş olsaydık, bugün Beşiktaş'ın 3 milyar daha eksik borcu olurdu. Evet, şimdi bu tür dönemler çalıştığınız, test ettiğiniz ve sonuçlarını hemen göreceğiniz süreçler değildir. Dolayısıyla bu sürecin ben sadece şu aşamasında çok mutluyum. Birlik, beraberlik, mutlu ve huzurlu bir ortam var. Herkes çalışıyor. Hocamız gayretli, istekli. Oyuncularımız istekli. Bunlar benim için şu anda gözlemlediğim şeyler, değerlendirmeler. Ben takımımızın zaten ligin en iyi takımlarından biri olduğunu daha evvel de söyledim. Yine de iddia ediyorum. Çok iyi bir takım yaptık. Talihsizlikler oluyor. Maalesef futbolun fıtratında var. Yani direğe çarpan top girmedi mi maçı kaybediyorsunuz. En iyi oyuncunuz beklenmedik bir zamanda sakatlandığı zaman eksik kalıyorsunuz. Bunların hepsini tabii ki eksikliklerini görüyorsunuz ve sonuçlara yansıdığını biliyorsunuz. Özellikle vurgulamak istiyorum. Yani pandemi döneminde alınmış 4 tane kupayı yok hükmünde kabul etmek isteyenler var. Bunları Beşiktaş adına, bunu Beşiktaş muhalefetinin yapmasının Beşiktaş'a hiçbir faydası yok. Şenol Hocam şu anda benim hocamdır ve konu artık kapanmıştır. Şenol Hocam'la yola devam edeceğiz ve benim şahsen beklentilerim, isteklerim ve arzularım çok fazla. Çünkü ben gereğini yapıyorum, çalışıyorum. Kulübün içindeyim, kulübün bir kuruşuna zeval gelmemesi için yıpranıyorum. Arkadaşlarım maaşlarını alsın diye yıpranıyorum. Çalışıyorum, yıpranıyorum derken özür dilerim. Yani enerji harcıyorum ve sonuç itibariyle bunun karşılığını almayı istemek benim en tabii hakkım.
Şimdi çok net ve açık bir şekilde şunu söylemek istiyorum. Yani 2-3 ay evvel düzgün transferler yaptığımızı düşünüyoruz. Ben halen daha o konudayım. Ancak ve ancak bir şeylerin değişmesi gerekiyorsa, ama sakatlıklardan, ama eksiklerden, ama bir düşüşten dolayı futbolcularımızda bir transfer gerekiyorsa, bunun olabileceği süreç Ocak ayı transfer dönemidir. Ve önümüzdeki 6 maçı görmeden hocamızla yapmış olduğumuz değerlendirmeyi açık ve net bir şekilde ifade ediyorum. Hoca takımdaki arkadaşların son derece iyi birer futbolcu olduklarını, geçmişlerindeki performanslarının malum olduğunu ama 6 hafta daha önümüzde süre olduğunu, bu 6 hafta sonunda bu değerlendirmeyi yapmamız gerektiği konusunda bir kendisiyle mutabakat sağladık. Dolayısıyla önümüzdeki 6 maçın sonucunda değerlendirme yapılması gerekirse değerlendirme yapılacaktır. Belki de yapılması gerekmeyecektir. Belki de çok başarılı olacağız 6 maç içerisinde. Vallahi Sayıs'la ve Gors'un olduğu takım kupayı kaldırsın da. Yani tercihim o yani. Fasıl tutacağız. Yani hangisi şimdi bu akşam? Yani ben ikisini de tutuyorum. Yani benim için en zor an, her ikisi acaba finale oynarsa nasıl olacak? Yani Vegors'la Sayıs'ın karşı karşıya olduğu nasıl? Çok keyifli olur ama işte o zaman seçim yapamayacağım herhalde. Caner'le ilgili kısma gelince, Caner benim çok sevdiğim, hırsını beğendiğim bir futbolcudur. Bize de formamızı giymiştir, terletmiştir. Gerçekten de çok da severim, o da biliyor bunu. Ama iş başka, aşk başka. Dolayısıyla o gün ona ihtiyaç var mı? Bakacağız. Yoksa zaten olmayacak. İhtiyaç varsa ona mı var, başkasına mı var? Şartlar nasıl olur? Ekonomisi, fiziği, kimyası. Bunlar bugünün soruları, konuları değil. Cevap veremeyeceğim buna. Yani Caner için ne yok diyebilirim, ne var diyebilirim ama bugün için gündemimizde Caner yok.